Ve veda zamanı. Yılbaşı, daha doğrusu yeni yıl için notlar yazanlardan mısınız? Bazıları yazar. Yeni yılda yeni için aldığım kararlar. Daha çok spor yapacağım, kilo vereceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Hep aynı şeylerdir bu arada. Benim de öyle notlar var. Yeni yıl için kendime notlar. Aslında yeni yıl için size notlar. Yapıyorum ben bunları. Hayal kurun. Daha sonra o hayali gerçekleştirmek için çalışın. Daha çok kitap okuyun. Hayatınızdaki öncelikleri belirleyin yeni yılda. Ve ona göre hareket edin. Ertelemeyi bırakın. Başta alarmla başlayın buna. Her gün eğer becerebiliyorsanız 10 dakika hiçbir şey yapmayın. Her şeyi bırakın 10 dakika. Hiçbir şey yapmayın. Durduğunuz yerde öyle kalın. Lök gibi. Birilerine hediye veriyorsanız yeni yılda içine küçük notlar yazın. Eğer becerebiliyorsanız bol bol teşekkür edin. Bol su için teşekkürle beraber. Bu bol su için herkes karıştırıyor. Bol su için elinizde sürekli su olsun. Günde en az 3 litre için. 3 en az. İyi kahvaltı yapın. Kahkaha atın. Bilmiyorum en son ne zaman attınız ama atın. Kahkaha atmak için sebep arayın. Bulun ve atın. Bir kere atın, sonra gerisi geliyor. Sevdiğiniz insanlar için zaman yaratın. Her gün en az yarım saat yürüyün. Ya işte işim var, binden eğin. Araba kullanmayın. Bir durak evvel inin metrobüsten. Bir durak. Yarım saat yürümeniz sağlayacaktır. Giderken ve gelirken. Daha az alın. Daha çok yapın. Daha çok öğrenin. Öğrenmeye çalışın. Ve eğer becerebiliyorsanız o hızlı yaşama refleksinizden vazgeçin. Yavaşlayın. Ve hiçbir şeyi ciddiye almayın. En başta kendinizi ciddiye almayın. Hayat çok kısa ve o kadar da ciddi bir şey değil. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.